Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7. sınıflarım. Bugün Türkçe ders kitabımızdan şiir metnimizin etkinliklerini birlikte yapacağız. Evet, hazırlık çalışmalarında gelecek derse hazırlık kapsamında yazdığınız şiiri bir önceki derste şimdi bakacağız. Arkadaşlarınızı okuyunuz ve onlardan şiirin ana duygusunu bulmasını isteyiniz. Yazdığınız şiiri işte panoya falan asabilirsiniz diyor. Evet, basit bir şiir yazmıştık. Pano için değildi zaten. Yani bir mutlu anımız mesela evimize bir kedi alınmış olabilir. Bununla ilgili basit bir şiir yazmıştım. Zaten okuduğunuzda kedi sevgisi olduğunu zaten ana duyguyu buluyorsunuz. Beni benden ayırmayın. Ben bensiz yaşayamam. Yarımım bir işe yaramaz. Beni ben yapan içimdeki benliğim. Altay Taşkın kısa bir şiiriyle. Burada şiirle ilgili benliğimizi, karakterimizi şekillendirmek için yazı yazarız. En özel duygularımızı ölümsüzleştirmek içinse şiir yazarız. Çünkü şiir dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak bir olayı ya da duygusal düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatıdır. Şiir içimizde var olanların dışa yansımasıdır. Hissettiklerimizi, düşündüklerimizi, umut ettiklerimizi, hayallerimizi, hayatlarımızı şiir haline dönüştürerek yaşantımızı daha özel kılabiliriz. Nasılsa şiir her konuyu ele alır. Sevgi, aşk, huzur, hüzün, nefret, umut, kahramanlık, ego, doğa, ölüm. Şiire yetmeyen zaman nasıl da yanıttı seni? Sen ki daha bir çocuktun, bir yaşamı alıp gitti. Şiire yetmeyen zaman. Soluk soluğa bir güzel, yaşadın ya sen ona bak. Ardında kalan şiirler adını fısıldayacak soluk soluğa bir güzel. Yani şiir koskoca bir duygunun anlatımıdır. Kişiyi derinden etkiler çünkü şiir hissetmektir. Dünyaya başka gözle bakmaktır. Kalbinle dokunmaktır, dokunabilmektir. Günümüzde şiiri anlayan, hissederek okuyan kişi sayısı azdır. Oysa şiir farklı pencereden bakabilmeyi, yeni ufuklar perdelemeyi amaçlar. Yalnız kaldığınız zaman şiir yazmayı denediniz mi hiç? Ben denedim. İçimdeki beni buldum. Duygusallığımı hissedebildim ve kalbimin o inleyen güzel seslerini duydum. Çünkü şiir tek kişilik bir zevktir. Yalnızlığın sanatıdır. Kalbimizde hissettiğimizi şiir halinde kağıda dökebilmek bir nevi huzura kavuşmamızı ve ruhen rahatlamamızı sağlar. Evet biz hepimiz birer şairiz. En güzel şiirlere de sahibiz. Belki kalem alıp yazmıyoruz ama unutmayın ki şiir yüreğin bilimidir. Şiir ile kalın. Evet güzel. Burada da metinden bazı kelimelere verilmiş anlamlarını tahmin etmemizi, sözlükten kontrol etmemizi istiyor. Yani benlik ne diyebiliriz? Kişinin kendisi, öz varlığı diye tahmin edebilirsiniz. Bilim, bilgi ve öğrenme olabilir. Deneyim de işte yaşanmışlık, tecrübe diyebiliriz. Karakter, kişilik, mizaç, ritim, düzenli ses, tempo, sıradan da olağan, normal diye yazabilirsiniz. Şimdi metinle ilgili sorulara geçeceğiz ikinci etkinlikte. Metinde geçen benliğimizi, karakterimizi şekillendirmek için yazı yazarız cümlesinde ne anlatılmak istenmektedir? Bu cümleden yola çıkarak düşünme ve yazma arasında bir ilişki var mı açıklayın diyor. Şöyle yazabilirsiniz. Düşüncelerimizi şekillendirmek ve kendimizi tanıtmak için yazı yazarız. Düşünme ve yazma arasında bir ilişki vardır. Yazmak düşünceleri derinleştirir ve netleştirir diyebilirsiniz. 2. Metne göre niçin şiir yazarız diyor. Duygularımızı ölümsüzleştirmek ve ifade etmek için şiir yazarız. 3. Şiir nedir? Hangi konularda yazılır? Şiir duyguları yoğun ve etkileyici bir şekilde ifade etme sanatıdır. Sevgi, nefret, umut, doğa, kahramanlık gibi konularda yazılır dersiniz. Burada yine yukarıdaki şiirden bir parça vermiş sevgilerim. Metinden alınan yukarıdaki bölümde şiirin hangi işlevi? Bakın yaşadın ya sen ona bak. Ardında kalan şiirler adını fısıldayacak soluk soluğa bir güzel. Şiirin bir insanın hatıralarını ve izlerini geleceğe taşıma işlevi vurgulanmakta. 5'te de yalnız kaldığınız zaman şiir yazmayı denediniz mi hiç? Ben denedim. İçimdeki beni buldum diyor. Burada neyi kastediyor sevgilerim? 5 burada bakın. Yazar şiiri insanın kendisini keşfetme ve iç dünyasını tanıma olarak görmektedir. 6. Kalbimizde hissettiklerimizi şiir haline kağıda dökebilmek bir nevi huzura kavuşmamızı ve hemen ruhen rahatlamamızı sağlar. Cümlesinde şiir yazmanın hangi faydası üzerine durmaktadır? Evet çok yoruldum artık kelimeler dönmüyor ağzımda. 6. Şiir yazmak insanı huzura kavuşturur ve ruhen rahatlatır, psikolojikmen rahatlatır. Bunu kastediyor sevgilerdir. 3. etkinlikte bakın burada vermiş hangi, bakın düşünceyi geliştirme yollarından hangileri vardır diyor. Dikkat ederseniz bakın yazıyı burada söylüyor ve şiiri yapıyor. Yani yazıyla şiiri birinci olarak karşılaştırma yapıyor. Önce şu kısmı yazın. Daha sonra şu şiir deyip iki nokta üst üste koyun. Bakın burada da ne yapıyor? Şiirin tanımını yapıyor. Yani tanımlama vardır diyeceksiniz. Yani karşılaştırma ve tanımlama düşünceyi geliştirme yollarından kullanılmıştır. Burada da
Yine anlamlarla cümleleri eşleşmemizi istiyor. Şiir koskoca bir duygunun anlatımıdır derken, şiir devasa duyguları kelimelerle ifade etmektedir. Bunu yazacaksınız. Şiir hissetmektir derken, daha çok hissettiklerimizi, duygularımızı ifade eder. Yazacaksınız. Şiir yeni ufuklar perdelemeyi amaçlar derken de, şiir insana yeni bakış açıları kazandırır. Şiir yüreğin bilimidir derken, kalbimizi anlatan bir kitaptır diyebilirsiniz. Yani şimdi kip ve çekimlerden bahsedeceğiz. Söylemek bunu zaten kendisi yapmış. Yerleşmek geniş zaman, bakın yerleş ar er eki değil mi, bakın yerleşir diyecek. İkinci çoğul da siz olduğu için siz yerleşirsiniz. Anlamak bilinen geçmiş zaman, dı değil mi gelecek, anladı, bakın o anladı, üçüncü tekil şahıs. İstek kipi ne olacaktı, a e eki gelecekti. Hatırlamak, hatırlanayım, bakın hatırlanayım, ben hatırlanayım, a e eki bakın burada. Evet, birinci tekil olduğu için ben hatırlanayım. Yazılmak gereklilik malı meli gelecek. Yazılmalı, bakın birinci çoğul biz olduğu için biz yazılmalıyız olacak. Ayrılmak emir gibi, ayrıl normalde emir. Üçüncü çoğul ayrılsınlar emir. İstemek sase ki gelecek. İstese diyecekti ama evet, birinci tekil ben olduğu için ben istersem veya istesem daha uygun olur sevgili öğrenciler. Evet, gelecek derse hazırlık kısmında sevgili öğrenciler, Mehlika Sultan şiiri var. Yahya Kemal Beyatlı'nın bunu şimdi birlikte göstereceğim. Ve buradaki kuyu, rüya, hayalet, hicrat kelimelerinin hicran kelimelerini kişileştirme, teşhis, intak, zıtlık ve mübalağa olarak düşünün diye söylüyor. Şimdi şiir sol tarafta bakın, dur, Mehlike Sultan şöyle uzunca bir şiir sevgili öğrenciler. Burada videoyu durdurup buradan ne yapabilirsiniz, aşağı doğru bakın, şu an buna okuyabilirsiniz. Bunu okuduktan sonra da işte meşhur kelimesi, evet, muamma, aba, hicran, emel, menzil, cihan, hazin, viran, dem, çıkrık gibi sevgilerince ne yapabilirsin? Bunları anlamını bilmediğimiz kelimeleri yazarsın. Burada da asıl bize sormak isteyen öğretmenimizin şurası sevgilendirelim. Kuyu kelimesi, bakın abartma anlamında. Kuyu dünyanın merkezine kadar uzanıyordu. Abarttım. Rüya, bakın kişileştirme yapıyorum. Rüyalarım benle dost ol derken insanlaştırdım. Hayalet, neredesin ey dostum? Bakın ne yaptım? İntak, konuşturma yaptım. Hicran, ayrılık demek sevgilendirelim. Evet, şurada da bakın vuslat, kavuşmak demek. Ne yaptım? Bakın tezat, bunları aynı cümlede kullandım sevgilerim. Burada tamamlamış oldum. Evet, bu metnimizi de burada tamamlamış olduk. Lütfen abone değilseniz abone olmayı, istediğiniz sayfaları yazmayı unutmayın. Daha ileri gitmiş olabilirsiniz. Biliyorsunuz matematik kitaplarınızı çekiyorum. Oradan da istediğiniz sayfaları yazın. Karekökleri çektim ama eğer veri analizine geçtiyseniz oralarda isteyebilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.